Parantezden sevgiler, saygılar, iyi haftalar sunuyoruz sevgili izleyiciler. Yeni bir programda tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili izleyiciler, yeni haftaya yeni gündemlerle başladık. Vatandaşımızın, bizlerin, hepimizin gözü kulağı bu Yeni Evim kampanyasındaydı. Yeni Evim kampanyasının şartları, koşulları 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Buna göre ilk kez ev sahibi olacaklar. En az 1 yıldan daha önce bir sürede evini satmış olanlar yaşadığı şehirde 5 yıl satmamak koşuluyla beraber %0.69'luk bir faiz oranıyla ev sahibi olabilecekler. Birazdan bu detaylara gireceğiz. Taksit seçenekleri 3 aşağı 5 yukarı belli. Koşullar 3 aşağı 5 yukarı belli. Bunları detaylandıracağız. Bugün Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı Nurettin Nebati kameralar karşısına geçti ve 2022 ekonomi değerlendirmesini yaptı. Nurettin Nebati'nin özellikle açıklamasından iki başlık çok dikkat çekti. Bir tanesi 2023 kişi başı milli gelir hedefiydi. 2023 kişi başı milli gelir hedefini 12 bin dolar olarak açıklayan Nebati, 2022'de de gelir düzeyinde başarılı bir yıl geçirdiklerini ve devlet gelirlerinin hedeflerinin de üzerinde olduğunu, özellikle vergi anlamında ciddi bir başarılı sene geçirdiklerini ifade etti. Bunlar ne anlama geliyor? Bunların geldiği nokta itibariyle, Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle bir başarı öyküsü mü var ortada? Yoksa ciddi bir başarısızlık mı var? Birazdan Yeni Mesaj gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Tekin'le bu meseleleri konuşacağız ve aylardır konuşuyoruz, aylardır ifade ediyoruz, aylardır ısrarla altını çiziyoruz. Süt, süt, süt. Süt üretimi Kasım ayında %6.1 düştü. Sadece süt üretimi değil tabii. Süt ürünlerinde de ciddi bir düşüş var. Özellikle tereyağı üretimindeki düşüş %18'lere yakın. Peynir ve yoğurt üretiminde düşüşler var. Yoğurt fiyatı ciddi manada artmış durumda. Son zamanlarda markete gittiğinizde özellikle fiyatlar her ne kadar sabitlendi diye kampanyalar yapılsa da doğrudur, sabitlenmiştir ama bu sabitlenmiş fiyatlar bile maalesef cep yakıyor. Hani 2 kilo 3 kilo yoğurt almaya kalktığınızda cebinizden neredeyse 100 lira para çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bunları konuşacağız. Bunlar önemli detaylar ve EYT meselesini programımızın içerisinde konuşacağız. Büyük bir umutla beraber EYT'li 2023'e başladı ama hala hazırda EYT ile ilgili bir gündem yok mecliste. Ocak ayının sonunda EYT'nin gündeme gelmesi bekleniyor. Ocak ayında gelebilir mi, gelemez mi? Gelmezse Şubat ayında oluşur mu bu? Peki bu kafa karışıklığı neden oldu? EYT'liler bir kere daha mı mağdur olacaklar? Yoksa iş seçim sonuna mı bırakılacak? İşte bütün bunları da konuşmak istiyoruz. Süremiz el verirse. Ve yine kuraklık meselesi çok ciddi bir mesele. Sıcak gündemde belki çok fazla konuşamıyoruz ama şu an dünyanın özellikle kuzey yarım küresi ciddi kurak bir sene geçiriyor. Zaten geçen seneden de kurak bir kış geçirmiştik. Bu sene de kurak bir kış geçiyor. Bazı işte kayak merkezlerinde suni karla beraber kış tatilcileri mutlu edilmeye çalışılıyor. Yağmayan kar yazın içemeyeceğimiz suya dönüşür. Toprak altındaki, yer altındaki su kaynaklarını da ciddi manada olumsuz etkileyecek. Yani bu kuraklık dünyayı farklı bir noktaya getiriyor. Ve bir dipnot bilgisiyle beraber sözü Hasan Hüseyin Tekin'e vereceğim. Şu anda özellikle Fransa ve İngiltere'de hizmet personeli bulmakta ciddi zorlanıyor. İki ülke, İngiltere'de ambulans bekleme süreleri neredeyse bir güne sarkmış durumda. 12 saatin üzerinde ambulans bekleyen hastalar var çünkü şoför bulamıyorlar. Şimdi dünyada böyle enteresan bir dengesiz tablo var. Bütün bunları konuşacağız, masaya yatıracağız ama önce para diyoruz. Hasan Hüseyin Tekin hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Şimdi bu Yeni Evim kampanyasına geçeriz ama istersen sıcak haber olan Nurettin Nebati bugün kameralar karşısına geçti. Ben konuşmasından iki başlık çıkarttım. Bunlardan bir tanesi senelik milli gelir hedefiydi. Kişi başı milli gelir hedefini 2023'te Nurettin Nebati 12 bin dolar olarak hedeflediklerini ifade etti. Şimdi sen de çok sık altını çiziyorsun. Esasında bu 12 bin dolar hedefi
2023 hedefinin %50'si bile değil. Yani ortada esasında bir 2023 hedefi, vizyonu vardı. Biz bu hedefin çok uzağındayız. Şu anda 2023 hedefinin milli gelir bazında %50'sini bile hedefleyemiyoruz. Yani 12.500 dolar bile hedefimiz değil. 12.000 dolar hedeflemiş durumdayız. Birincisi bu. İkincisi... Bu 12.000 dolar ne zaman için? 2023 hedefi. Yani bu sene. Bu sene için 2023 hedefi belirliyor. Bir başka olay da 2022'de ekonomik tabloya baktığında Sayın Nebati'nin gözünden bakarsak devlet gelirlerinde ciddi bir başarı elde etmiş, hatta fazla gelir elde etmiş. Burada da en önemli gelir kaynağının vergi olması, hani biz vatandaşların ve işverenlerin, sanayicilerin, esnafın esasında ortaya nasıl bir yük sırtlandığını gösteriyor bir manada. Bunu da konuşmak istiyoruz. Bir başka sıcak gelişme, hani bunu da ekleyelim. Bu biliyorsun EPDK kurumu 40 enerji dağıtım şirketine ceza kesti. Meğer bizim cebimizden 11 milyar liranın üzerinde bir para alınmış fazladan. Bunu da vatandaşlara yansıtacaklar. Hani o vergiyle bu elektrik meselesinde böyle bir paket olarak masaya getirelim. Bu 12 bin dolarla başlayalım istersen. Tabii şimdi bu dediğin gibi Sayın Erdoğan 2011 yılında efendim 2023 yılı hedeflerini açıklarken 25 bin dolar kişi başı milli gelir hedefi ortaya koymuştu. Tabii seneler yaklaştıkça yani efendim bu vaatlerini revize etmeye başladılar ve gittikçe düşürmeye başladılar. Baktığın zaman tabii 2011 yılında 2023 için böyle bir hedef koymak kolaydı. Çünkü 12 sene vardı ve yani kim öle kim kala hani mantığıyla böyle bir hedef kondu. Ama işte günler yaklaştı, güneşler doğdu, battı, aylar, mevsimler geçti. İşte 2023'e geldik ve geldiğimizde... Doğan çocuklar 11 yaşına efendim, geldi. 9.000 dolar kadar geldik. Yani o dönemde 10-11 bin, 12 bin dolar olan kişi başı milli gelirimiz... Efendim bugün şeye kadar indi. Efendim 9 bin dolara kadar indi. İşte Sayın Nebati diyor ki biz bunu 12 bin dolara çıkaracağız. Ya bu çok yüksek bir oran. Yani %35-%40'a yakın bir milli gelir artışı hedefi demektir bu. Şimdi biliyorsunuz kişi başı milli gelir nasıl hesaplanıyor? Gayri safi milli hasılanın efendim kişi işte 84 milyona bölünmesiyle hesaplanıyor. Böyle bir artışın sağlanabilmesi için Türkiye'deki reel büyüme oranının, milli gelirin %30'a yakın artıyor olması lazım. Ki Türkiye tarihinde böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin %30 reel büyümesi efendim gerçekleşecek ki bu rakam verilsin. İşte AK Parti hükümetinin yani en fazla açıklayabildiği büyüme oranları yanılmıyorsam %7-8 civarındaydı. Evet. %10'u aşan herhangi bir büyüme rakamı şu ana kadar gerçekleşmedi. Dolayısıyla %30 bir büyümenin sağlanmasının da hani bu girişte zaten mümkün olmadığı ilk 15-16 günü geride bıraktığımız 2023'ün geri kalan dönemlerinde bu artışı nasıl sağlayacağını efendim söylemedi tabii. Yani bunlar tabii devamlı söylenen şeyler. Diğer taraftan vergi gelirlerinde tabii ki inanılmaz artışlar olduğunu çünkü her şeye zam geldi, enflasyon hiç olmadığı kadar arttı. İşte akaryakıt vergileri, dolaylı vergiler, efendim bütçe hedeflerindeki geliri bile ne yapmış oldu? Geçmiş oldu. O açıdan bakıldığı zaman yani Türkiye'deki vergi gelirlerinin çok fazla artması işte vatandaşa da yansımıyor. Yani bugün vergi geliri artışı kadar bir gelir artışı vatandaşta olmuyor. Ben sen ilk dediğin zaman ben gelir artışı zannetmiştim. Bu vergi geliri artışı. Şimdi insanlardan işte hani tam ifade ettiğimiz şeyi aslında itiraf ediyor. Ne yapıyor Nebati? Kaşıkla verip kepçeyle alıyor. Çünkü biz millet olarak vergi arttırılan vergiler kadar, vergi oranları kadar gelirimizi arttıramıyoruz. Şimdi bakın işte milli ekonomi modelini biz bir kıyas olarak, bir mikyas olarak ortaya koyuyoruz. Çünkü başkasının elinde öyle bir şey yok. Hepsi işte bir şeyler söylüyor ama esasında tamamıyla hani
amiyane tabirle kuru sıkı atıyorlar. Hiçbir faydası yok bu cümlelerin. Milli ekonomi modelinde ne var? Hem milli gelir artışı ile ilgili hem de vergi gelirleri ile ilgili, vergi politikası ile ilgili çok önemli şeyler var. Şimdi milli gelir artışı nasıl sağlanır? Devletin kendi kaynaklarını devreye sokmasıyla insanların gelirini arttırması ve bir milli gelir artışına sebep olması ve daha sonra zaten bu milli gelir artışı kendi kaynaklarıyla sağlanırsa bu kadar çok vergi toplamaya da gerek kalmaz. Dolayısıyla toplanmayan her vergi aslında bir gelirdir. Yani vatandaşın cebinde kalan bir paradır. Şimdi vatandaşın cebinde 100 lira varsa eğer %30 bir gelir bir vergi varsa yani bir vergi oranı varsa esas da vatandaşın 100 lirası yok. Vatandaşın 70 lirası var demektir. Başka bir ifadeyle eğer vatandaştan bu vergi alınmamış olsaydı aslında vatandaşa 30 liralık bir gelir imkanı sağlanacaktı veya 30 lira daha harcama imkanı kendisine verilecekti. İşte Profesör Doktor Haydar Baş'ın milli ekonomi modelinde ifade ettiği neydi? Milli gelir artışı senyorajla, üretimle yani bu yerli kaynaklarla sağlanacak ve bu sağlanan bu gelir fertlere bölündüğü zaman önemli bir ne yapmış artışa tabii, mukabil zaten gelecekti. Ekonomik diğer taraftan, parametreler de şunu gösteriyor. Özür dilerim. Yani bütçeden payın her geçen yıl vatandaşa giden payın azaldığı, sermaye sahiplerine giden payın ise arttığı yine TÜİK verileriyle beraber ortaya konuyor. Şimdi o ayrı, apayrı bir konu. Şimdi öyle de olsa yine o da yine borçlanmayla elde edilen gelir. Evet. Bak şimdi borçlanmayla gelirler borçlanmayla elde edildiği zaman ne oluyor? Bir faiz ödemesi söz konusu oluyor. Şimdi faiz ödemeleri reel olarak yani insanların geçim kaynaklarını ne yapmış oluyor? Daraltıyor. Şimdi düşünün siz kendinize ait bir yeriniz var, bir bahçeniz var. Ekip biçiyorsunuz. Sene sonunda işte 100 ton bir ürün elde ediyorsunuz. Siz hiç borç almadan, yani bir çiftçi olarak borç almadan eğer bunu yapabildiyseniz o 100 ton buğday, işte elma, armut neyse elde ettiğiniz tarımsal ürün tamamı size aittir. Yani tamamını ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz demektir. Ama eğer orada bir borçlanma varsa, gerek tefeciden, gerek bankalardan, gerek başka kanallardan borçlanma yapılmışsa o 100 ton buğdayın tamamı size ait olmuyor. O zaman ne oluyor? İşte 10 tonunu, 20 tonunu siz faiz olarak ödediğinizde sizin harcayabildiğiniz geliriniz 70 tona, 80 tona ne yapabiliyor, düşebiliyor. Bu ne ile alakalı bir şey? Borçlanmayla ilgili. Yani devletin borçlanması da böyle. İşte devletin borçlanması, yani faiz ödemeleri, bütçede faiz ödemesi esasında şu anlama geliyor. Bizim gelirimizi eksilten, harcayabildiğimiz geliri eksilten bir anlam taşıyor. Onun için burada yerli ve milli kaynaklara dönmenin milli geliri de arttırdığını, kişi başı milli geliri arttırdığını, devletin yani gayri safi milli hasılasını arttırdığını totalde büyüklük olarak ve de insanlar bu sayede yani borçlanmayan bir ülkede daha az faiz ödemesi olduğu için daha az vergilendirme ve daha az ne yapmış oluyor vatandaş bu külfete katlanmaktadır. Onun için işin esası bakın tekrar başa dönersek aslında iki tane ekonomi modeli var. Bir tanesi borçlanmayla bu işi yürüteceğini söylüyor. Aslında şu anda bütün partiler bunu söylüyor. Bakın ya biz burada atıp tutmuyoruz yani. Herkese ispat etmeye hazırız. Gerek Babacan, gerek Kılıçdaroğlu, gerek Bahçeli, gerek Erdoğan, gerek efendim Akşener. Yani tamamı şu anda biz borçlanarak yapacağız. Şimdi aradaki fark şu, rekabet şurada kaynaklanıyor. Diyorlar ki efendim AK Partisi hukuk alanında yapmış olduğu düzenle attığı adamlarla hukuku daraltmıştır, insan haklarını çiğnemiştir. Dolayısıyla dışarıdan bize para gelmiyor. Yani dışarıdaki para veren kişi diyor ki arkadaş bu adam hukuka riayet etmiyor, ben o para vermeyeceğim. Tabii AK Parti gidiyor yine para istiyor. Bu sefer diyor ki tam sana para veririm ama %10'la veririm. Şimdi diğer partilerin farkı şu Erdoğan'dan. Mesela Kılıçdaroğlu bunu net bir şekilde söyledi. Biz dedi insan haklarına riayet edeceğiz. Tek adam rejimini ortadan kaldıracağız. Beşli çeteyi ortadan kaldıracağız. Şunu bunu ortadan kaldıracağız. Niye? Şunu dedi şöyle bir faydası var.
Hatta diyor ben diyor Londra'ya gittim, oturdum. Bana dediler ki sana para vereceğiz 500 milyar dolar. Niye? Çünkü ben hukuka riayet edeceğim ya diyor. Hem daha fazla para alma imkanım olacak, hem daha az faiz oranı ödeyeceğim, daha az faiz ödeyeceğim. Aralarındaki fark bu bakın. Fakat milli ekonomi modelinin bakın ortaya koyduğu şey çok keskin. Diyor ki hayır biz borç almayacağız. Bu tıpkı Atatürk'ün ortaya koyduğu hani milli iktisat düzeni gibi. Biz borç almayacağız. Ne yapacağız? Kendi kaynaklarımızı devreye koyacağız. Senyoraj hakkını kullanacağız. Ve böylece faiz ödemeyeceğiz. İnsanımızın milli gelirini, kişisel gelirini, efendim devletin gelirini arttıracağız. Şimdi bunlar arasındaki fark o kadar büyüktü ki işte hani bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin ki Hüseyin Başbey tarafından temsil ediyor genel başkanlığın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin ideolojik yapısı. Bakın partilerin ideolojik yapısı aslında ekonomi görüşlerinden anlaşılır. Şimdi mesela partilerin farkı bu. Şimdi mesela komünizm, kapitalizm, liberalizm aslında dikkat ederseniz bu ideolojik farklılıkları biz istesek de istemesek de farkında olsak da olmasak da o görüşlerin ekonomi yani o dünya görüşünün ekonomi görüşüyle biz kıyaslayıp onları anlatabiliyoruz. Yani hani bir nevi alameti farikası oluyor. Evet. Şimdi milli ekonomi modelinin de böyle bir yönü yani milli ekonomi modelinin ise bütün bunlardan ayrılan çok çok önemli şeyi var. Yani bugün mesela partiler kuruluyor. Neden kurulduğunu dediğin zaman aslında bir cevap veremiyor. Ya küsmüştür, ya kızmıştır, ya efendim nefis yapmıştır başka partiden ayrılarak ve parti kurmuştur yani. Çoğu öyle. Fakat Bağımsız Türkiye Partisi bir fikri ortaya çıkarttı. Ve bu fikir etrafında yani milli ekonomi modelin çerçevesinde bunu yaptı. Onun için bakın hangi örnekleri getirirseniz getirin karşımıza. Hiç önemli değil. Neticede göreceksiniz ki o fikirler geliyor böyle bir çıkmaz sokağa çıkıyor. Yani çıkacak bir tarafı yok. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu da iktidara gelse bakın gidecek borç alacak. Belli bir süre bir yalancı bahar yaşatacak. Ama ödemelerin vadesi geldiği zaman o da sıkışacak. Neticede o şişecek. Yani onu yani hem o borçları ödeyecek, hem vatandaşı memnun edecek, hem vergileri indirecek, hem faizleri indirecek, maliyetleri indirecek. Aynı anda bir ekonomi sistemi mümkün değil. Yani bunu yapmak için böyle bir para yok ortada. Böyle bir karlılık yok. Yani hem borç alacaksınız, hem faiz ödeyeceksiniz, hem efendim işçi çalıştıracaksınız, hem vergi alın. Yani bunlar mümkün değil bakın. Yani böyle bir matematik yok. Dolayısıyla yani maalesef bizim üzüldüğümüz konu milli ekonomi modelinin gündeme gelmemesi. Yani bu hani altılı masa mesela. Altılı masanın bir ekonomi görüşü yok. Hani keşke Hüseyin Başa alsalardı da. Deselerdi ki arkadaş bakın Bağımsız Türkiye Partisi milli ekonomi modeli var. Hani Atatürkçülüğü savunuyoruz. Hani cumhuriyet değerlerini, hani tek adam rejimini istemiyoruz. Aha da işte size bir model. Bunu uygulayın. Hayır. Bakın Profesör Doktor Haydarbaş yaşadığı dönemde o zaman Erdoğan'a da seslenerek demişti ki bu gidişle Türkiye batacak. Zifiri bir karanlık gelecek. Buyurun milli ekonomi modelini uygulayalım. Türkiye kurtulsun, ülke kurtulsun. İnanın ben izlediğim zaman o kadar üzülüyorum ki yani bakıyorsun çıkıyorlar ya sanki yeni bir şey söylüyorlar. Yani muhalefet hakikaten paramparça olmuş durumda. İşte muhalefet lideri dün işte konuşuyor Uğur Dündar'ın programında. Ya koca program bitti işte Sadat'ın reklamı girdi girmedi. Hani ayrı bir şey o ama şimdi yani bu minvalde bir şeye sıkışmış. Şimdi siz muhalefet partisi lideri olarak gidiyorsunuz orada konuşuyorsunuz değil mi? Ne oluyor size bir kumpas al bana göre kumpastır ama şu ekranlara girip konuşmuyorsunuz. Size müstahak ne diyeyim yani. Yani sizi arkadan hançerleyen, size kumpas kuranlarla beraber oluyorsunuz ama gerçekten sizinle beraber olmak isteyen, sizi efendim bu anlamda kabul eden insanlarla olmuyorsunuz. Ya ne olacak, ne bekliyorsunuz yani? Burada yıllardır bunun mücadelesi yapılmadı mı? Burada siz peki bu kadar siz Profesör Doktor Haydarbaş'la oturdunuz, kalktınız, Sayın Hüseyin Başbey'in efendim düğününe katıldınız. Ya bir kere ya şu milli ekonomi modelini uygulayalım, inceleyip. Şimdi Cem İrifkin'i getireceğinize, efendim bilmem Daron Acemoğlu, ya kardeşim milli ekonomi modelini bir inceleyin bakalım. Yani bunu uzmanlarınız incelesin, baksın. Bütün dünyadaki profesörler inceledi, devletler uyguladı. Peki burada samimiyeti nerede arayacağız biz? Ha o zaman ne olur gidersiniz, sizi de böyle alırlar, efendim tam da konuşmanızın ortasında
gidip de hesap sorduğunuz o Sadat'ın reklamını giderler ilk defa. E siz de bu nokta bu böyle bırakırlar. Şimdi bu değil yani liderlik bakın. Onun için maalesef Türkiye adına hakikaten üzülüyoruz. Bakın gerçekten bunu hani bir tarafkirlik için söylemiyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi dışında, milli ekonomi modeli dışında, Profesör Doktor Aydarbaş'ın görüşleri dışında bir çözüm gerçekten yok. Ya bunu dediğim gibi her platformda tartışmaya hazırız. Ya Türkiye bu kadar sene, bu kadar yıl nasıl kaybeder ya? Bakın gençlerimiz gidiyor. Bakın burada bir haber var. Türkiye'de gelecekte böyle olacak. Bulgaristan'ın nüfusu eriyor. Bakın hani okuduğumda hakikaten enteresan bakın 1989 yılında Bulgaristan'ın nüfusu 9 milyondu. Şimdi olmuş 6 milyon. %50 bir erime. Bu bir milletin, bir devletin yok oluşudur. Bir bunu devletin bütün yok Avrupa oluşudur. Geneline ama, yayabiliriz. Ama özellikle Bulgaristan'da şöyle bir trajedi var. Avrupalılar göç alıyorlar. Bak Bulgaristan evet. Hem ölüm oranı çok yüksek, hem doğum oranı çok düşük, hem göç verme oranı çok yüksek. Şimdi bunlar bir milli güvenlik meselesidir. Peki bu Avrupa Birliği süreci Bulgaristan'ı biraz da bu noktaya taşımadı mı? Yani muhakkak, günün muhakkak. Sonunda ekonomik olarak hani bir şehre gidiyorsunuz 3000 euro kazanıyorsunuz. Bir başka şehirde 1000 euro kazanıyorsunuz. Yani çünkü Avrupa Birliği tamam, çerçevesinde işte diğer... Bulgaristan artık Avrupa Birliği'nin parçası ve oradaki bütün vatandaşlar... Avrupa'nın her ülkesinde çalışabiliyor. Tam güzel bir yere değindin işte. Ne demek bu? Yani eğer Bulgaristan ekonomisi, şunu demek istiyorsun sen. Yani eğer Bulgaristan ekonomisi iyi olsaydı bunlar olmayacaktı demek değil mi? Ya da Bulgaristan ekonomisinin yani, kurtuluşunu Avrupa Birliği'nde aramasaydı tabii, daha tabii. özgür, daha bağımsız yani bir milli ekonomi modeli. Tabii, hani, tabii. Milli ekonomi modelini diyor her ülke kendi kaynaklarıyla değil mi? Kalkın. Ve bunlar ne oldu? Yani o birliğin yani Avrupa Birliği'nin esasında kurbanı oldular. Tabii. Yani Avrupa Polonya Birliği için de bu geçerli. Estonya için de geçerli. Bugün Avrupa, Kuzey Avrupa, tabii. Doğu Avrupa arasındaki zaten en büyük fark bu. Yani ya bir de Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa, özür dilerim. Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa için bir insan kaynağı olarak gözüküyor. Şimdi bak Avrupa Birliği ülkeleri kalkındırmayı falan düşünmüyor bak. Şimdi burada çok iyi bir örnek bizim için Bulgaristan şu anda. Ya yani acı bir örnek olarak. Şimdi Avrupa Birliği hatırla hani bu AK Parti hükümeti 2023 hedeften açıklarken ne diyordu? Avrupa Birliği'ne gireceğiz değil mi? Yani o zaman da vardı bu. Ve Avrupa'nın işte en önemli ekonomilerinden bir haline geleceğiz. Şimdi milli ekonomi modeli uygulanmadığı zaman Avrupa Birliği'ne girseler bile ülkeler bak. İşte Bulgaristan gibi olur. Ne oldu Bulgaristan? Avrupa Birliği bütün kalifiye elemanlarını çekti, gençliğini çekti. Bir çöp haline geldi şu an Bulgaristan. Bu mu yani? Şimdi bence Bulgar yönetimi uzun uzun düşünüp Avrupa Birliği'ne çıkması, tekrar bir Bulgaristan inşası nasıl yaparız? Onu düşünmesi lazım. Tabii bunların bir hani açık ve net bir şey söyleyeyim. Belalarını buldukları başka bir konu var. 1980'li yıllarda Jivko döneminde evet. Türklere çok büyük zulüm uyguladılar. O Naim Süleymanoğulları falan hani öyle geldi ve Türkleri sınır dışı ettiler. Bunu iki defa yaptılar. 50'li yıllarda, 80'li yıllarda. Bu da onların nüfuslarını çok büyük ölçüde ne yapmış oldu? Azalttı. Yani halbuki ulan bu Türkmüş, işte Türk değilmiş, Bulgarmış. Ki Bulgarlar da esasında soy Türk. Olarak, ırk olarak Türk. Orada bir inançsal kavga tabii. verdiler. Yani o Hristiyan olan Bulgar Türkleri, Müslüman olan Türklerle bir arada yaşayamadı. Tabii yani burada hani o kadar büyük hatalar yaptılar ki işte bunu görmemiz lazım. Şimdi Bulgaristan ne yaptı? İşte milli gelirini arttıramadı, insanlarını mutlu edemedi, cazibe merkezi oluşturamadı. Ne oldu? Bütün gençleri Almanya'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya gitti. Diğer taraftan yine kendi kaynaklarını devreye sokamadı, batıya muhtaç oldu ve nüfus artışı durdu, eksiye doğru. Eksi nüfus artışı var. Evet. Yani bu şekilde giderse 50 sene sonra Bulgaristan diye bir devlet olmayacak. Yani bu kadar trajik bir konu. Şimdi bütün bunlar yani neslin korunması kapsamına giriyor. Bu yani siz neticede siz bir ülkede yaşıyorsanız neslinizi korumanız lazım. Bu da ekonomiyle alakalı. Onu anlatmaya. Yani ekonomik meseleler. Yani bugün hani milli ekonomi modelini konuşuyoruz ya. Ekonomik meseleler sadece insanın karnını doyuran işte mesele konut sahibi yapan, araba sahibi yapan meseleler değil, bir güvenlik meselesi. Niye? Çünkü genciniz gittiği zaman, pırıl pırıl gençleriniz gittiği zaman, kalifiye elemanlarınız, uzmanlarınız gittiği zaman ülkenin ne hale geleceğini hiç kimse kestiremez. İşte o güvenlik bile. Meselesi, hani o güven, hani final noktaya nasıl gidiyor o gençler? Türkiye'de ev sahibi olamadığı için, iş sahibi tabii, olamadığı için, tabii. geçinemediği için o ülke kendi ülkelerini terk ediyorlar ve yurt dışında huzuru, geleceği arıyorlar, güvenliği arıyorlar. Zaten işte bugün işte birazdan belki gireceğiz.
yeni evim kampanyası da hani bu manada bir umut mu değil mi? Ya da gençlere ne vaat ediyor, topluma ne vaat ediyor? Birazdan bu detaylara gireceğiz. Bak mesela Bulgaristan'da çok enteresan. Bak ölüm oranı binde 21.3, doğum oranı binde 8.5. Yani hani hiçbir şey yapmasalar ya bunlar eriyip gidecek. Şimdi işte bu işte yani tabii ki bunun bence tabii ki ekonomik yönü tabii çok ağır ama bir de şey konusu var. Namus konusu var, aile değerleri konusu var. Yani şimdi Batı'da işte serbestlik, özgürlük, hürriyet adı altında gençlik öyle bir noktaya geldi ki artık evlenmiyor. Çok affedersin sapık ilişkiler gündeme gelmeye başladı. İşte hem cinsleriyle evlilikler yasalaştı. Efendim bunlar kanunlara girdi ve bu ahlaki çöküntü Avrupa'da aile değerlerini sıfırladı ve ne oldu? Artık insanlar nüfus artışına yani doğum yapmıyor. Kadınlar doğum yapmıyor. Çünkü doğum yapmak, evlenmek, çocuğu büyütmek çok büyük bir külfettir. Bakın kolay bir şey değil bu. Bunlar işte vur patlasın, çal oynasın mantığıyla hareket ediyorlar. Biz özgürüz, biz istediğimizi yapacağız diye düşünüyorlar ve çocuk yapmıyorlar. Dolayısıyla milli olarak da bunlar şu anda büyük bir tehlikeye girmiş durumda. Yani bunun milli değerlerle, dini değerlerle, namusla, aile kavramıyla çok ilişkisi var. Şimdi Türkiye'de de bu tehlikeler var. Bakın Türkiye'de yapılan diziler, filmler, verilen mesajlar, efendim gerçekten aile değerlerimizi aşındırıyor. Bunu tabii konuştuğunuz zaman ya işte mesele yobazlık açısından, efendim işte dini meseleden, şundan bundan ama mesele o değil ki sadece. Şimdi bu olmadığı zaman aile kurulmuyor. Aile kurulmadığı çocuk olmuyor. Çocuk olmadığı zaman nüfus artmıyor. Artmadığı zaman işte Bulgaristan oluyorsunuz. Yani evet. Bunu sadece şey olarak görmemek lazım. Biz işte böyle inanıyoruz, böyle yapıyoruz. Hayır, milli ve dini değerler, aile değerleri ki Türk aile yapısının hani meşhur bir şeyi vardı değil mi? Yani dünyada bilinen bir tarafı vardı. Fakat bir şey diyor, o da aşınıyor. Ve kendi elimizle aşındırıyoruz bakın. Ama burada bak şöyle bir realite var Hasan Hüseyin. Yani 2023 seçimlerine işte 5 ay kaldı falan. 5 aydan da belki az bir süre var. Şimdi siyasi partilerin parti programları var. Siyasi parti programlarına vatandaşımız siyasi parti programlarını okumuyor. Yani o siyasi parti programı bu demiş olduğun uyarılar konusunda ne vaat ediyor? O programda ekonomi nasıl çözülecek? Ekonomik sorunlara ne çözüm üretecek? Gençlik sorunlarına ne çözüm üretecek? İşte aile sorununu nasıl çözecek? Türk aile yapısıyla ilgili ne düşünüyor? Dış politikada ne düşünüyor? İşte Avrupa Birliği taraftarı mı değil mi? Yani bütün bunları esasında partiler programlarına yazıyorlar. Yani bugün ana muhalefet partisinin programında da bu meseleler var. İktidar partisinin programında da bu meseleler var. Meclis dışındaki partilerin de bu meselelere nasıl yaklaştığı parti programlarında var. Esasında siyasi partiler programlarında ne yazıyorsa seçimden sonra iktidara gelirlerse de onu uyguluyorlar. Yani şu ana kadar AK Parti zaten parti programında yazdığının dışında bir şey yapmadı. CHP de bugün bir milli ekonomi modeli üzerine kurgulanmış bir ekonomi modeli yok. Hani o bahsettiğin o Türk aile yapısı, işte gençlik meseleleri, ahlaki değerler. Yok diyorlar biz diyor aileyi koruyacağız diyorlar. Ama nasıl koruyacak? Anayasa hangi projeyle var, koruyacak? Mesela şöyle anayasa var, hiçbir parti programı anayasa aykırı olamaz ki. Şöyle, tamam ama hani nasıl koruyacak? Yani ortaya işte ne model korumuyor. Koyuyor? Ben onu diyorum. Şimdi mesela AK Parti biz dindarız, İslamcıyız, şöyleyiz, böyleyiz diye gelmedi mi iktidarı? Geldi. Peki hani nerede aile değerleri? Yani cinsel suçların, sapıklığın zirve yaptığı dönem AK Parti hükümeti oldu. Yani nüfus artışımız da düştü AK Parti hükümeti döneminde. Yani şimdi bu Türkiye'de tabii ne var? Yani hem ahlaki değerler, dini değerler, milli değerler aşındırıldı. Hem de ekonomi aşındırıldı. Şimdi fiziksel olarak da bir aile kurmak neredeyse imkansız hale geldi. Ya şu an şimdi, 200 bin liradan aşağıya bir evi dizemiyorsun. Nasıl? 200 bin liradan aşağıya bir evi dizemiyorsun. Bugün işte şu anda bir altının gramı 1200 lira olmuş. Tabii canım. Şimdi gelelim yavaş yavaş. Şimdi mesela diyelim ki bir ev sahibi olmak istiyorsunuz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Anadolu'nun herhangi bir yerinde. Sonuç itibariyle en az cebinizden çıkması gereken para 3-4 milyon lira para çıkması gerekiyor. Hele İstanbul koşullarında 3-4 milyon liranın altında bir sıfır daireden bahsetmek mümkün neredeyse değil. Şimdi bir yeni evim kampanyası
şu anda. Daha doğrusu yeni evim kampanyasından ziyade yeni bir fonlama, yeni bir faiz kampanyası başlatıldı. Bugün itibariyle vatandaşın işte teveccüh edip etmeyeceği, nasıl bir teveccüh göstereceği bir soru işareti, zaman içerisinde belli olacak. Şimdi detaylarda ana detayları şöyle verelim. Bir, ev sahibi olmamanız gerekiyor. Ve bir yıldan önceki bir sürede varsa bir eviniz, daha önceden bunu satmış olmanız gerekiyor. Üç, şu anda... Evet, pardon. Üç, şu anda bulunmuş olduğunuz kentte 5 yıldan daha fazla yanılmıyorsam süredir ikamet ediyor olmanız gerekiyor ve o kentte daire sahibi olmanız gerekiyor. Bu noktada da sıfır bir daireye başvurmanız veyahut da yapılan bir daireye başvurmanız. Yani ikinci el konut şu an gündemde değil. İkinci el konut da şu anda hani gündeme gelsin diye bir toplum baskısı var diyelim ya da bir kamuoyu baskısı var. Belki ilerleyen zamanlar içerisinde bir ikinci el konut kampanyası da bu işin içine dahil edilebilir ama mevcut kampanya 0.69 faizle beraber sizi daire sahibi yapıyor. Bu şu anda mevcut konut finansmanında faizin bayağı bir altında ama buna rağmen İstanbul'da diyelim ki 4 milyon 5 milyon liralık bir daire aldığınızda aylık cebinizden çıkacak olan para 14 bin 15 bin lira civarında. Şimdi işte burada da zaten koşulları hemen söyleyelim. Minimum 2 milyon liranın altında, 2 milyon liranın altında kampanyalar var. Bir de 5 milyon liraya kadar paketler var. Bu 5 milyon liralık paketler de İstanbul için geçerli. Yani orada da bölmüşler, 3'e bölmüşler. İşte bazı büyük şehirlerde 2 milyon liraya kadar, bazı şehirlerde 3-4 milyon liraya kadar. Öyle bir daire yok ki, sıfır daire. Şimdi işte zaten şimdi şuna geleceğim. Yani 3 milyon lira kredi alan biri 50 bin lira falan aylık ödemesi şimdi lazım. Onun bir kısmını devlet karşılayacak seneler içerisinde. Ben tam rakamları da söyleyebilirim sana istiyorsan. Bu konuda tabii emlakçılar da şu anda çalışıyor. Mesela şöyle söyleyelim. 2 ile 4 milyon lira arasında bir para kullandığınız zaman birinci yıl taksitiniz 14 milyon lira. 14 bin lira aylık taksitiniz. Yani 2 ile 4 milyon lira arasında bir kredi çektiğinizde yaklaşık ortalama 14 bin lira aylık cebinizden para çıkacak. Şimdi 14 bin lirayı hani dar gelirli bir kesimin ödemesi mümkün değil. Ancak orta ve orta üstü gelirler için bu biraz bir kampanya gibi gözüküyor. Orada da evin sıfır olması ve ya da yapılıyor, tamamlanıyor olması gerekiyor. İşte önce evi buluyorsunuz, sonra bankaya gidiyorsunuz. Bankaya gittiğinizde diyorsunuz ben bu evi buldum. Ondan sonra yalnız tabii konutun değeri arttıkça faizin oranı da ya artıyor vesaire vesaire vesaire. Hiçbiri şey değil Kerim, yani çok zor. Yani çünkü insanların hani bırakın bir sene, yani 30 yıl, 40 yıl, 10 yani 3 ay, 4 ay sonrasını kimse bilmiyor. İnsanlar işsiz kalabiliyor, insanlar işlerini kaybedebiliyor, iflas edebiliyor. Yani buradaki sıkıntı şu, bir istikrar yok. Yani insanların hayatında bir istikrar yok. Yani bunların hiçbiri çözüm değil. Diğer taraftan bunlar yani herkese verilen krediler de değil. Yani bu ya krediye uygun olmanız gerekiyor. Her başvuran da alamıyor bakın. Yani ben tecrübelerim de oldu bu konuda. Şöyle diyeyim. Yani bu gerçekten çok az bir insanın, çok az bir kesimin yapabileceği bir şey. Diğer taraftan daire fiyatları da anında yükseliyor. Tabii. Bakın bırakın yani kredilerle ilgili. Bu asgari ücret zammı açıklandı ki daha 1 Şubat'ta asgari ücret zamlı olarak efendim insanların eline geçecek. Anında her tarafta %30, %20, %15 yerine göre hemen zamlar yapıldı. Kiralar, kafeler, kiralar, asgari ücrete göre çok daha fazla arttı. Şeyler neydi? Yani bu lokantalar, yani ek tekstilciler, hemen herkes. Ya bakın böyle bir ortamda o daire fiyatları da ne oluyor biliyorsunuz? Hemen artıyor çünkü bir talep oluşuyor. Ve bunu da fırsata çeviriyorlar. Örnek rakamlar yani, vereyim mi sana? Şimdi mesela diyelim ki bir daire buldun. Evet. Dairenin fiyatı 3 milyon lira. Bu daire sıfır ve 3 milyon lira bir daire bulduğunu farz edelim. 3 milyon liraya bulduğun dairenin aylık taksiti 14.198 lira birinci yıl. İkinci yıl 17 bin, üçüncü yıl 20 bin liranın üzerinde, yaklaşık 21 bin lira, dördüncü yıl 31 bin liranın üzerine çıkıyor. Şimdi biz birinci yılı konuşalım, yani bu yılı konuşacak olursak. 3 milyon liralık kredi alıyorsunuz.
daha doğrusu 3 milyon lira civarında bir daire buluyorsunuz ve o 3 milyon liralık dairenin ödemesini ayda 14 bin lira, 14 bin lira olarak yapıyorsunuz. Bu şimdi asgari ücretin yaklaşık 2 katına karşılık geliyor. Yani asgari ücretin neredeyse 2 katı. İşte burada ölçü asgari ücret değil. Burada şunu düşünüyorlar. Şimdi diyor ki yani burada ya bunu yapan ya diyor zaten sen diyor 3 milyonluk bir dairede oturursan 14-15 bin lira kira vereceksin. Ondan sonraki sene şu kadar vereceksin. Ondan sonra şimdi normalde kağıt üstünde bunlar mantıklı görünüyor. Yani baktığın evet. zaman ama işte hayat öyle işlemiyor. Hayatta hastalık var, hayatta işsizlik var, hayatta yani bir sürü sıkı ölüm var. Yani nasıl yapacaksınız onu? Yani işte tamam ödemeler garanti de o ödemeleri yapacaksanız da acaba o ödemeyi yapacak gelirinizi garanti edebilecek misiniz? Veya işte 3 sene sonra o kadar geliriniz olacak mı? Onun hiçbiri garanti değil. Bir de satın aldığınız evi 5 yıl satamıyorsunuz. Size bir şart yok. Bunu bir yatırım aracı olarak görmenizi tamam, istemiyor. Tamam onlar iyi şey. Onlar kötü koşullar o, yok, değil. Merak ediyor ya evet, seyirciler. Evet. Onlar da bir bak, detay buradaki olarak sıkıntı veriyoruz. Şu. Bakın biz bir gün bizim Eyüp Orak diye kardeşimiz var. Abdullah Çığıl'ın ki büyük bir iş adamı bu. Tabii. Yani zengin bir iş adamı. Gittik işte yahu dedi ben dedi çocuk anlamıyorum dedi ya insanlar nasıl 10 yıllık vadeli evlere giriyorlar dedi. İnanın dedi ben dedi bu iş adımı halimle giremiyorum. Niye? Ya diyor insan yarın ne olacağı belli değil diyor ya. Ya gerçekten insanı hasta ediyor bu bakın. Yani ve insanlar hani sırf onu ödeyebilmek için her türlü koşula, her türlü gerekiyorsa rezilliğe, her türlü kendisinden, şahsından, ailesinden, her şeyinden taviz veriyor bakın. Şimdi insanı tamamıyla bağlayan bir esir gibi, bir köle gibi kendisine bağlayan bir sistem bu faiz sistemi ve bu evet. taksit sistemi. Yani düşünün siz bir işe girdiniz diyelim ki 15, diyelim ki ailede 3 kişi olsun. İşte birisi işte eve baksın, birisi işte diyelim ki faturaları ödesin, biri de bu taksidi ödemiş olsun. Tamam mı? Zaten ancak bu tip bir aile böyle bir ev alabilir. Ondan sonra şimdi o taksidi ödeyen kişi diyelim ki başına bir olay geldi, mobbinge uğradı, aşağılandı. Bir sıkıntı oldu. Yani istifa edemeyecek mi yani? Ne yapıyor biliyor musunuz? Sırf ona katlanmak için her şeyini ortaya koyuyor. Niye? Çünkü taksit tabii. ödüyor. Bir yani, de bu konut... Bakın benim eşim mesela bir mobbinge uğradı. Belediyede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden mobbinge uğradı. Allah'tan bizim biraz gücümüz var. Bana dedi, dedim, RSTEK hiç önemli değil. Diğer ikisi de işten çık dedim. Biz dedik yazılı istedik bazı şeyleri ve işten atamadılar. Ama orada bazı arkadaşları taksit ödüyordu. Bakın haksızlığa uğradılar, seslerini çıkartamadılar. Onunla verilen her işi yapmak zorunda kaldılar. Onlara da yazık. O insanlar o işin girmedi ki. Ama taksit ödedikleri için, bir yükümlülük altında oldukları için onlara verilen, yani gerçekten çok yanlış bir şekilde, çok zor bir görevi kabul etmek, devam etmek zorunda kaldılar. Ama biz ne yaptık? Ya dedi gerekirse çık işten Allah kerim dedik. Yani çünkü bizim böyle bir ödememiz evet. yok. En fazla hani derler ya kuru soğan yer geçeriz. Şimdi hani biz oradan şeyimizden taviz vermedik duruşumuzdan. Ama bunu yapmak için de bir güce sahip olmanız gerekiyor. Yani hani bazıları diyor ya hakkınızı arayın. Hakkınızı aramak için de bir güce ihtiyacınız var. Kim duracak evet. arkanızda? Şimdi burada yani insanların psikolojilerini, insanların efendim hayatını, her şeyini berbat eden bir anlayış bu. Onun için esas hani şimdi faiz... Yani bu çok ayrı bir konu bu. Esasında işin psikolojik, dini, toplumsal yönleri olan bir şey bu. Yani bu faiz meselesinin. Yani bunları ayrıca konuşmak lazım. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bakın ev sahibi olmak bu kadar zor bir şey değildir aslında. Çok çok zorlaştırıldı. Bakın yine milli ekonomi modeline dönersek Profesör Doktor Haydarbaş ne diyordu? Arkadaş devletin arazileri var değil mi? Ya hepimiz görüyoruz bu arazileri gittiğimizde. İstanbul'da da görüyoruz, Anadolu'da da görüyoruz. Araziden çok ne var? Gerçekten çok büyük bir arazi bolluğu var bakın. Orada hiç kimsenin şey olmasın, bir endişesi olmasın. Ya devlet kardeşim 3 tane piriket, 5 tane tuğla getirip koyamıyor mu oraya? Ya daha kuralar tamamlanmadı Hasan İstintekin. Daha İstanbul tabii. kuraları Şubat ayında çekilecek sosyal konut projesinde. Tabii. Ya ama ortada çok basit. Yani 2,5 aydır biz bu konut meselesini konuşuyoruz tabii. Ya. Ya devletin yapacağı eğer gerçekten vatandaşını düşünüyorsa yapacağı şey o kadar basit ki. Ya Profesör Doktor Haydarbaş'ın projesi neydi? Diyordu ki ben bunu yapacağım. Ya zaten bakın konutların çok maliyetlerinin çok büyük kısmı ne biliyor musun? Vergi, harç, işte yok KDV, yok ÖTV. Arsa bedeli. Arsa bedeli. Ya şimdi bunları çıkardığınız zaman ya bir de diğer TOKİ'nin
çok büyük bir şeyi var, makine parkurları var. Yani şimdi siz vatandaşın efendim ev yapmasıyla TOKİ'nin ev yapmasını bir tutmayın. Tabii. Yani bir yapsatçı ne yapıyor? Geliyor, bir binayı yıkıyor, yapıyor, ediyor. İşte onun hepsi bir maliyet. Kepçeyi getiriyor 3 daire için. İşte ekip kuruyor 3 daire. Hal değil. Şimdi buna geliyorlar, kocaman siteler yapıyorlar. O kepçe orada, yani şey maliyet, o maliyetler daire başına çok fazla düşüyor. Yani 1000 daire aynı anda yapmakla 3-5 daire yapmak daire arasında her noktada büyük fark var. Yani devlet düşün, arazinin parasını almasa, vergileri, harçları, ÖTV'yi, şunu bunu almasa, inanır mısın şu an bir dairenin maliyeti 500 bine bile düşer. Belki daha da düşük. Yap bunu sen 100 ay taksitle, gel de vatandaşına 3000, 5000 neyse taksitle öde, bitti, o kadar. Ya bak, neye uzatıyorsunuz şimdi siz bugün yani? İstanbul'un hani en popüler semtlerinden biri olan Ataköy, Emlak Bankası'nın evet, finansmanıyla ve emlak konut projesiyle tabii, tabii, beraber üretilmiş, esasında bir toplu konut projesidir, bir toplu konut semtidir. Ya yapıldığı zaman insanlar oraya taşınmadı. Biliyor zaten musun? Devlet memurlarına şey zorla beraber yani orayı lojman yani olarak verdiler. Mesela Türkiye'de var belli yerler, işte Bağkur sitesi. İşte mesela evet, Göztepe'de bilmem ne site. Ya düşün, Bağkur, Bakırköy'de var galiba Bağkur sitesi. Olabilir. Bakırköy'ün ortasında tabii. Bağkurlara yer yapmışlar. Bağkurlar gitmiş, ev sahibi olabilmişler. Bunlar geçmişte eski Türkiye'de olabiliyordu. Mesela küçük sanayi siteleri nasıl kuruluyordu? Ya ben rahmetli dedemden miyim? Siirt'te küçük sanayi sitesi kuruldu. Biz esnaftık. Dükkan sahibi olduk mesela. Evet. Tak, yani nasıl 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 2000 lira taksit ödeyen, ya bunlar çok zor şeyler değil ya. O kadar büyütmeye gerek yok. Bir de bu evi, konut... bir evi, bir dükkanı yapmak yani dünyanın en kolay işlerinden biri ya. Bir de bu konut projesinde iki detay daha verelim, bu konuyu kapatalım. Konut projesinde alacağınız konutun %10'unu peşin olarak veriyorsunuz. Heh. Ve taksitler hane gelirinin %40'ını aşmaması gerekiyor. Yani şöyle bir özetleyelim. Zengin olmanız lazım. Yani 14 bin liralık bir taksite giriyorsanız 14 bin lira toplam gelirinizin %40'ına karşılık gelmesi gerekiyor. Hane sakinleri yani adına. Yani 35 bin lira gelirin olması lazım. Tabii. 300-400 bin lira diyor cebinde. Ya bu yine zengin kardeşim, böyle bir aile zengindir. Ya üç, şimdi düşünün mesela 3 milyonluk bir ev alacağım ben. 300 bin liram olacak. Tabii. Aylık 50 bin lira gelirim olacak. Zaten ben zenginim ki zaten. Zaten bunun için. Ya müşteri kadar... arıyor bu kendini. Tabii. Ya burada şimdi şey kısmı şu. Esasında hükümet yani bir şey söylüyor. Hükümet diyor ki toplumda en önemli ihtiyaç bir daire sahibi olmak. Bu daire sahibi olmayı başaramasak bile en azından bir umut oluşturalım. Ama sosyal konut, ama birinci el konut, ama ikinci el konut kampanyası çerçevesinde. Bunu fakirle bir hale. Su içsin. Yani bu su da arıtma suyu. Olsun, en Haki azından suyu. Programın sağlığı şu an benim için senin sağlığından bir tık daha. Lan ne alakalı. Bak işte önce insan deyip bundan sonra bizi burada. Ondan sonra ya işin esprisi şakası bir yana şimdi yok bugün performansın fena değil. Yani geçen hastayım hafta ya göre bu, ama biraz mutlu olman lazım ya arkadaş. Şimdi yüzde yani 3 milyon liraya İstanbul'da ev bulacaksın. Ayda 14 bin lira taksitle ödeyeceksin. Senden sadece istenen 300 bin lira bir nakit, bir de aylık 35-40 bin lira gelir sahibi olacaksın. Yani mesela bir şey söyleyeyim. Kerim, hiç 300 bin lira bir arada gördük mü? Yok, öyle bir parayı nasıl göreceğiz? Yani gerçekten ya bu zengine yapılmış bir kampanya. Fakir fakirle soslanmış. Ambalajı fakir, içi yani zengin. Doğan görünümlü şahin deniyordu ya eskiden. Yani fakire sunulmuş gibi hasta zengine. Sunulmuş bir imkan. Yani zengine para verecek hükümet de bahane arıyor. Ya böyle bir şart olabilir mi? Diyor ki ben sana para vereceğim ama zengin olman lazım diyor. 300 bin liran olacak, ayda 50 bin lira gelirin olacak. Ondan sonra diyor sana öyle para veririm. Ya bu kusura bakmayın, zengine kıyak çekmektir yani. Anladım. Bilmiyorum ya, bizim orada zengine zengin derler ve 300 bin lirası olan da yani fena bir para değil. Yani her ne kadar... Burada yani, tabii faiz oranlarına biraz hani bir vatandaş iş adamının kızı çıktı dedi ya, 50-60 milyon dolarınız olursa rahat yaşarsınız da. İş insanı. İş insanı. İş insanı. Evet. Sayın Dilek değil Sabancı miydi? Sabancı. Ne Sabancı'ydı? Kadının adını da Dilek değil miydi? Dilek değil ya. Dilek mi? Dilek Sabancı. Dilek Sabancı, Dilek Sabancı, evet. O rakamları ancak böyle filmlerde falan görüyoruz yani. Filmlerde de görmen zor. Bugün Amerika'da yapılan o Hollywood
Hollywood'un o zengin bütçeleriyle beraber yapılıp yapılan o soygun filmlerinde, banka soygunu filmlerinde bile bir bakıyorsun ortadaki para 10 milyon 20 milyon dolar yani. Tabii. Onlar bile onu hayal edemiyorlar. Taşınması zor. Yani sorun şu. Yani esasında 10 milyon dolar dediğiniz parayı şu masaya koyduğunuz tabii zaman canım. O bir da, insan o da, boyunu o da aşar şey. Yani. Yani. Ha, bak demek ki bu Amerika onun için 1000 dolar basmıyor. Keşke bassa. Yok hani onu en azından taşınması yok, kolay. Yok o şeyden tabii bak tabii, onun taşınması, için basmıyor. Ya taşınma saklaması, maaşı, saklaması zor, taşınması zor tabii. Yani o mesela şu an Avrupa 500 avroyu pek basmıyor. Demek ki ondan dolayı. Olabilir. Yani hırsızlıkları da bu anında birazcık bütçeleri kısaltıyor. Şimdi bu EYT meselesine şöyle yapalım mı? Tamam. Bak yarın şöyle bir yarın şu EYT'yi biraz konuşalım. Buna biraz vakit ayıralım. Çünkü gerçekten EYT'de ortada kafalar çok karışık. Ama şu süt meselesine girelim. Şimdi süt üretimi Kasım ayında %6.1 düşmüş. Tereyağı üretimi yanılmıyorsam %18'e yakın bir düşüş var. Yine peynir üretimi, yoğurt üretimi düşmüş durumda. Tabii süte bağlı olarak bütün bunlar düşüyor ve yoğurt fiyatları son dönemlerde marketlerde herhalde etikette en çok artan fiyatlar. Bu arada dün bir markete gittim. Markette fiyatları gördüm. Marketin ismini vermiyorum. Üç harfli bir market. Sabitlemiş mi? Sabitlemiş ama. Nerede sabitlemiş? Nerede sabitlemiş? Hani bak kasiyer geldi. Ayıptır demesi. Dedim ki ya kuru kayısı almak istiyorum dedim. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii dedi geldi. Bak kasiyer ürün etiket fiyatını görünce şok oldu. Dedi ya ne kadar pahalı. Bak vallahi billahi tallahi. Marketin kendi kasiyeri bile ürün fiyatını görünce şok oldu. Dedi ki ya abi çok pahalı değil mi? Alma dedi. Yani bana hani alttan alta abi bu çok pahalı bunu alma dedi. Ama dedim hani eve de artık son 50 metre kalmış onu da almazsak hanım bizi eve sokmayacak dedim. Aile saadetinden daha mı kıymetli ondan sonra neyse parası verdik falan şeklinde. Şimdi yoğurt fiyatları bir kova yoğurt alıyorsun 60 lira para veriyorsun. O da kaymaksız yarım yağlı falan yani böyle biraz nitelikli bir yoğurt alayım dediğinde şöyle bir tasına herhalde 50-60 lira para vermen gerekiyor. Bu süt üretiminin yanına bir de beyaz et tüketiminin de arttığını eklersek bize ilginç bir fotoğraf getiriyor şu anda veriler, bu parametreler, bu ekonomik veriler. Ya şimdi şöyle, şimdi bütün bunların kaynağı ne? Bir kaynak değil mi? Hep bak kaynaktan bahsediyoruz. Hayvan. Tabii. Hayvan olmadan yani süt olmuyor, et olmuyor, yumurta olmuyor, yün olmuyor, deri olmuyor. Yani bu sadece bak şeye yansımıyor bu iş. Sadece et süte değil, deriye, ayakkabıya, ameliyat ipliklerine. Tabii. İşte ne bileyim her türlü yani işte kebapçılara, ciğercilere, ne bileyim yani kokoreççilere yani aslında yani hayvan üretilmediği zaman, hayvan olmadığı zaman bir anda bu binlerce ürüne tabii zam olarak yansıyor. Bak çok enteresan bir şey. Hep aklımda yani hiç unutmuyorum Doğan Vardalı Allah rahmet etsin. Tamam. Hani şey diyordu. Bir kıymetli inek, bir iş adamıydı. Çok güzel bir tabiri vardı hiç unutmuyorum. Bir inek bir fabrikadır diyordu. Yani gübresinden tutun derdi tırnağına, kuyruğundan işte etine, sütüne, tabii, yağına. Efendim ya aklınıza gelen her şey derdi paradır yani. Kanı kesildiği zaman bile. Ya o kanı efendim. Tabii. Ne bileyim yani hiçbir şey atılmıyor derdi hayvanda. Yaşarken bir hayat kaynağı süt veriyor size. Doğurgan yavru getiriyor. İşte kesildiği zaman da bir değer. Yaşarken de bir değer. Her şekilde diyordu bir şey. Yani şimdi baktığın zaman tabii tarım ve hayvancılık maalesef öldürüldü. Ya tekrar milli ekonomi modeline dönmek zorunda. Şimdi tabii milli ekonomi modelinde tarım ve hayvancılık stratejik sektör olarak ele alınmış. Ya Profesör Doktor Aydarbaş her konuşmasında dikkat edin 4-5 tane ana başlığı vardı. Bak Ehl-i Beyt konusunu çok anlatırdı. Değil mi? Ehl-i Beyt'i, birlik evet, beraberlik için Atatürk'ü her konuşmasında anlatırdı. Ekonomiyi anlatırdı. Ekonomi alt başlığı olarak tarım ve hayvancılık ve senyoraj geliri. Bakın 3 tane ana. Zaten dikkat et. Şu konuştuğumuz meselelerin tamamı bunlarla alakalı. Yani esasında o meseleyi 4-5 tane ana başlığa indirgeyip ya bizim dikkatimizi buraya çekip bunları çözdüğümüz zaman her şeyi çözebiliriz noktasına getirmişti. Siz az önce ne konuştuk? Milli geliri. Kişi başına düşen milli geliri. Neyle alakalı bu? Doğrudan doğruya senyorajla alakalı bir konu. Değil mi? Mesela tarım ve hayvancılık diyorsun, süt diyorsun, et diyorsun, kayısı diyorsun,
fıstık diyorsun, fındık diyorsun. Bunlar ne tarımla alakalı. Ya zaten bu ana başlıkları çözdüğün zaman ekonomiyi çözüyorsun. Şimdi bak biz ekonometride okuduk. Matematiksel iktisat bizim bölümümüz. Çok kıymetli hocalarımız vardı. Gerçekten dünya çapında hocalarla biz çalıştık öğrencilik dönemimizde. Şimdi bakın esasında hani ben ekonomide şunu gördüm. Çok karmaşık anlatıyorlar olayı. Teoriye boğuyorlar. Ya onları da kıymetli. Terimlerle beraber tamamen. Terim olabilir bak yani her bilim. Ama şey yani. Şeye boğ, detaya. Tabii. Şimdi ben hani eğitimini gördüm hani şeyin yani bizzat şahit olduğum şeyi söyleyeyim. Bir de oradan bir yere de geleceğim. Şey, çok fazla teoriye ve şeye tabii o da lazım bak. O düşünce tarzı da enteresan bir şey. Fakat Profesör Doktor Haydar Baş'la ben tanıştıktan sonra öyleyle milli ekonomi modelini beraber çalıştık. Biz onun öğrencisi olmuştuk. Bir ay beraber hocam bizi yanına alıp böyle bir çalışma grubu oluşturmuştu. Şimdi burada ben şunu gördüm. Ekonomiyi yeniden anladık ki o zaman kendisine de ifade ettim. Hocam dedim biz ekonomide tahsil gördük fakat ben yeni anladım. Gerçekten bakın bu bir şey değildi. Hani bir iltifat veya bir ya işte hani hocamız olduğu için söylemiyorum. Şimdi niye? Çünkü hocam meseleyi o kadar basite indiriyor evet. Ana başlıklara. Şimdi bunları çözmeden Kerim hiçbir şey çözemediğini gördüm ben. Yani bu yaşımda yıllar içinde bunlar üzerine düşüne düşüne şuna gördüm. Kesinlikle ve kesinlikle senyor meselesi çözülmeden hiçbir şey olmaz. Yani kim gel istese Hazreti Cebrail gelsin. İş hiçbir şey yapamaz. Bak mümkün değil yani. Tarım ve hayvancılık da üretimi arttırmadan hiçbir şey yapman mümkün değil. Bak hiçbir şey çözemezsin. Diğer taraftan hani bu sağlık, eğitim, konut vesaire bundan tamamını devletin el atması gereken konular. Bunlar böyle özel sektörün yapacağı. Tamam özel sektör de işin içerisinde olacak ama ya burada devletin yani vatandaşı koruyucu, fakiri, fukarayı yani tüketim kabiliyetini yitiren kişileri koruyucu bir misyon edinmesi lazım. Şimdi devlet düşün diyor ki ben kredi vereceğim, zengin arıyorum ona para satayım ben. Ya böyle bir şey... Ya bunun ekonomiyle ne alakası var? Ama mesela çıkıyorsun kelli felli ekonomistler bunu yorumlarken efendim Keynes'ten giriyor, Adam Smith'ten ya bunlar ne alakası var kardeşim? Adam diyor ki ben sana para vereceğim zengin arıyorum diyor ya. Bunun hani hangi problemi çözebilirsin bununla? Onun için meseleyi basitleştirip ana başlıklarını iyi oluşturduğun zaman yani çok net görüyorsun meseleyi. Şimdi bak tarım ve hayvancılık ya diyor ki bizim arazimiz var, bizim insanımız var değil mi? İklimimiz müsait. Ya 400 çeşit buğday yetişiyor Türkiye'de. 400 çeşit bak. Yani yetişmeyen bir şey yok. Ne yapacağız ya? Tek yapacağımız şey çiftçiyi alacağız. Arkadaş gel tarlana gel. Önce bir tarlaya getireceksin bu adamı değil mi? Tabii. Anda sana tohum, anda sana mazot, traktör. Yani üretim için ne gerekirse ver. Adam üretsin. İşin sonunda elimizde biraz buğday olsun. Bu. Başka bir formülün var mı? İşte hayvancılık diyorsun. Erzurum'daki Dadaş'a, Sivas'taki bilmem Yiğido'ya, Çankırı'daki Yaren'e. Gelince arkadaş gel sen şu hayvanları al, yetiştir, besle, büyüt. Sütünü, yağını, tereyağını neyse yap. Bu kadar. Elazığ'daki Gakkoş diyelim unutma. Bir sürü şey var da. Şimdi başka bir şey var mı? Peki bu yapılıyor mu? Hayır. Onun için yani bunlar... Çözüm peşinde değil. Gerçekten çözüm peşinde değil. Gerçekten bizimle dalga geçiyorlar bakın. Benim üzüldüğüm konu bu. Ya adam artık o siyasette oturmuş, o koltukta seninle benimle dalga geçiyor ya. Diyor ki ben 12 bin dolar yapacağım bu sene. Hani bir lafa nah yaparsın, nasıl yapacaksın? Ortada bir üretim yok, ortada bir hiçbir şey yok yani. İşte dolayısıyla bugün baktığın zaman artık bizimle kimse dalga geçememesi lazım. Hani gerçekten biz bundan bıktık. Yani geliyor adam ben de üstüne ev sahibi yapacağım. Zengine para veriyor ya. Böyle bir mantık var mı Kerim? Yani onun için bunlar gerçekten ciddiyetsiz insanlar. Bunlardan bir şey olmaz. Bunların siyasetinden de bir şey olmaz. Hakikaten bizim burada vazifemiz var. Bizim vazifemiz ne? Milli ekonomi modelini anlatmak. Çünkü tek çözüm yolu bu. Hüseyin Başbey bakın çıkıyor pırıl pırıl bir insan. Bir siyasetçi. Çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Bakın altılı masa niye almadı? Ben söyleyeyim. Hüseyin Baş'ın bu bilgisini, bu görgüsünü, bu ilmini ve milli ekonomi modelini Profesör Doktor Haydar Baş'ın fikirlerini taşıyamayacakları için almadılar. Ben hiç unutmuyorum yıllar önce Profesör Haydar Baş'a dediler ki sen falan partiye gidecek misin? Ne dedi biliyor musunuz? Bizi almazlar dedi. Niye? Bizim hamulemiz ağırdır demişti. Biz o gemiyi batırırız. Bugün Hüseyin Baş da onun için oraya alınmadı. Çünkü oraya alındığı zaman babacan o konuşmalar orada yapamazdı.
Ya işte Atatürk'le alakalı, Türklük'le alakalı o konuları orada konuşamazdı. İşte Sayın Kılıçdaroğlu gelip pişkin pişkin ya ben işte gittim 500 milyar dolar getireceğim diyemezdi o masada. Hüseyin Baş'ın olduğu yerde bunu konuşamazlar. Onun için almadılar. Yani yoksa Bağımsız Türkiye Partisi'nin potansiyelini, gücünü, ağırlığını, fikri yapısını, kadrosunu onlar da çok iyi biliyorlar. Yani vereceği katkıyı ondan sonra. Hangi parti bu kadar dinamik? Hangi partinin bu kadar genci var? Hangi partinin bu kadar büyük bir potansiyeli var? Yani her noktada herkesi kuşatabilen, şimdi herkesle oturabilen, kalkabilen, konuşabilen, kimseyle bir problemi olmayan bu anlamda bütün fikirleri kuşatabilen bir anlayışı var. Maalesef bakıyorsun onlar farklı bir mecrada kendilerine yol bulmuşlar. Onun için almadılar. Yoksa hani layık olmadıklarını düşündükleri için değil bakın. Oy oranlarını falan düşündükleri için değil. Ama kesinlikle bak, bu yüzden alınmadı. Hemşerimle ilgili böyle sert ifadeler kullanma. Yarın başarır. Ondan sonra hani özür dilemek zorunda özür kalırsın. Dilerim. Ben bundan özür dilerim. O inşallah başarır da bizi mahcup eder. Bak. Peki hemşerim şimdi bunu hani iyi niyetle beraber sen mutlaka. Sen mikrofonun ha şeyde. Lütfen kravatımda ha, tabii gözün farkındayım. Neyse şimdi hemşerim bunu hani mutlaka iyi niyetle beraber ifade ediyor. Ama önümüzde bir seçim süreci var. Şimdi bir de olayın böyle bir boyutu var. Şimdi 5 ay sonra diyelim ki bir seçim oldu ve iktidar değişikliği oldu. Yeni gelen iktidar da işte bu 12 bin dolar hedefini tutturamaz ise bu sefer Sayın Nebati çıkıp bak biz iktidarda kalsaydık 12 bin dolar bir milli gelir hedefimiz vardı. Biz bunu her türlü yapardık, başarırdık. Siz başaramadınız demenin şimdiden altyapısını mı oluşturuyor acaba? Hani bir yandan da böyle bir... Adama sorarlar 20 yıldır yapamadın da... Yani... Bir ara 12 bin dolarları gördü ama bu ülke. Yani işte o... Ne diyeyim? İnşallah öyle de olabilir tabii. Hani o zaman 12 bin değil 30 bin deseydi. Ama ya iktidara kalırsak, ya iktidarda kalırsak. Hayır 30 bin dolar da... eğer onları zorlamaksa, eğer amaç onları zorlamaksa... Gelecek iktidarı bağlamaksa o zaman 30 bin dolar deseydi. Ama işte burada ikinci ihtimal de var. B şıkkı. Ya iktidarda kalınmaya devam edersek o zaman da hedefin çok altında kalmaktansa yine kendi açıkladığımız hedefe yakın bir hedef tutturarak işte yağmur yağdı, kar yağmadı, küresel ısınma, uluslararası piyasalarda resesyon falan filan. Onlar zaten hazır dış güçler falan çantada duruyor. Sıkıştığımız anda tak dış güçleri masaya koyma ihtimalimiz her an elimizin altında. Süremizi esasında doldurduk. Şöyle yapalım. Bu akşam zaten 21'de haftanın sohbetinde bu konulara yine büyük ihtimal bu çerçevede konuşuruz. Ağzına sağlık. Sevgili izleyicilerimize de bizleri sabırla seyrettikleri, dinledikleri ve bu tarihe kadar, bugüne kadar devam ettikleri, bu istikrarı sürdürdükleri için de ayrıyetten teşekkür ederiz. Evet, yeni haftaya bu gündemlerle başladık. Bu akşam saat 21'de haftanın sohbetinde görüşmek üzere diyelim efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.